Merhaba gençler. Kitabımıza polinomların üçüncü testi ile devam ediyoruz. Px ifadesi bir polinom olmak üzere 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. ABC doğal sayıdır diyor. Arkadaşlar burada ABC kat sayılardır. Polinom olma şartında kat sayılar reel sayının bir elemanı olmalıydı. Yani doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı olabilir. Kesinlikle doğal sayıdır diyemeyiz. Birinci ifadeyi eledik. N doğal sayıdır diyor. Arkadaşlar N doğal sayıysa N'ye vereceğimiz en küçük değer 0 olur. O zaman burası 0, burası eksi 1, burası da eksi 2 olur. Böyle bir durumda dx polinom olmaz. İkinci ifade her zaman doğru değil arkadaşlar. Hemen şuraları silelim, devam edelim. N-2 doğal sayıdır. Böyle bir durumda N-2'nin alabileceği en küçük değer 0'dır. Buraya 0 dersek burası 1 ve burası da 2 olacaktır. Evet kuvvetler doğal sayı şartını sağladı. Bu bir polinom belirttiği için de A, B, C reel sayıdır. O zaman üçüncü ifade her zaman doğrudur. A eşittir sıfır için ifade bir polinom belirtmez. Değerli öğrencilerim buradaki ifade zaten bir polinommuş. Soru da bize öyle diyor. Burayı kaldırırsan polinom olması değişmez. Polinom belirtir. O yüzden bunu da siliyoruz. Cevap yalnız 3 olacak px1 polinom olmak üzere ifadeler verilmiş. px x2 polinomun katsayılar toplamı nedir? Katsayılar toplamında verilen polinomda değişken yerine 1 yazıyorduk. Buradaki değişken x'tir. 1 yazdığımızda bize px1 nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ifadeye dikkat edelim. px-1 ile p3x'i toplayınca ikinci dereceden bir ifade olmuş. Arada toplama işareti var. Dikkatli olalım. Demek ki burada px polinomu ikinci dereceden bir polinommuş ki İkinci dereceden bir ifade ile ikinci dereceden bir ifadeyi toplayınca sonuç ikinci dereceden olmuş arkadaşlar. Şimdi buraya yazalım. Px eşittir ax kare artı bx artı c polinomu. Burada px eksi 1 oluşturalım. x yerine x eksi 1 yazacağız. Ve sonucunu yazalım. x eksi 1'in karesini açıyorum. x'in karesi eksi 2x artı 1 oldu a x kare Buradan eksi 2 a Buradan da artı b geliyor Arkadaşlar buradan a geliyor Eksi b artı c geliyor İşte ifademiz Şimdi p 3 x'i oluşturalım Bu sefer x yerine 3 x yazacağız arkadaşlar Buradan da 9 a x kare 3bx artı c geliyor. Arada toplama işareti olduğu için bu iki ifadeyi toplayacağım arkadaşlarım. Topladığımda 10ax kare artı x parantezinde eksi 2ab 3b'yi topluyorum. Eksi 2a artı 4b. Sonra bu ifadeyi şuradaki ifadeyi topluyorum. a eksi b artı 2c oluyor. Bunun sonucu buradaki ifadeyi eşitmiş. 10x kare eksi 14x eksi 4. İki ifade birbirine eşitse x kareli ifadeler, ifadelerin katsayıları birbirine eşit olmalı. A'mız 1. Sonra x'li ifadelerin katsayıları birbirine eşit olmalı. Eksi 2a artı 4b eşittir eksi 14. Burada a'yı 1 bulmuştuk. 4b eşittir eksi 12'den b'miz eksi 3 olur arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Sonra da sabitler birbirine eşit olmalı. Buraya yazalım. A eksi B artı 2 C eşittir. Eksi 4 A'mız 1. B'miz eksi 3. Yerine yazdığımızda artı 3 olur. 2 C eşittir. Eksi 8'den C'yi eksi 4 bulmuş oluruz. Yerine yazalım. A'mız 1 x kare. B'miz eksi 3 ve C'miz eksi 4. P eksi 1 nedir diyor. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptığımda artı 3. Eksi 4'ten cevap 0 gelir arkadaşlar. 3'e bakalım. Px bir polinom olmak üzere. Px eksi 1 çarpı Px artı 1 x üzeri 4 eksi 4 x kare olduğuna göre Px artı 2 polinomunun kas toplamı nedir demiş. Yine kas toplamını soruyor. Hemen buradaki ifadede değişken yerine 1 yazıyorum. P3 nedir diyor bize arkadaşlar. Şimdi bu soruda arada çarpı var. İkinci soruda arada artı vardı. Buna dikkat edelim. Bir de arkadaşlar eşitliğin sağ tarafı çarpanlarına ayrılabiliyor. Çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 2x x kare artı 2x. Bakıyorum, burada x eksi 1 var, burada böyle bir ifade var. Burada x artı 1 var, burada böyle bir ifade var. Hemen bana bir şeyi hatırlattı. Burada x kare eksi 2x artı 1 yazıyorum. Buradaki sonucun değişmemesi için ifadeye eksi 1 ekliyorum. Sonra x kare artı 2x artı 1 yazıyorum. Şu ifadeyi vermesi için eksi 1 ekliyorum. Şimdi bakın sonuç ne oldu? P eksi eksi 1 P x artı 1 eşittir. Önce şurayı bir yazalım arkadaşlar. Burası x eksi 1'in karesini verir. Şimdi şurayı yazalım. Burası da x artı 1'in karesini verir. Ve px eksi 1 buraya eşit olacak. px artı 1 de buraya eşit olacak. px eksi 1 eşittir. x eksi 1'in karesi eksi 1. Hatta şurada paranteze gerek yok. Silelim. px artı 1 eşittir. x artı 1'in karesi eksi 1 oldu. Bakın x eksi 1 yazınca sağ tarafta x eksi 1 var. x artı 1 yazınca sağ tarafta x artı 1 var. O zaman px ne eşitmiş? x kare eksi 1'e. Polinomumuzu bulduk. Yapacağımız iş burada p 3ü bulmak. x yerine 3 yazmak. 3'ün karesi eksi 1'den cevabımız 8 gelir. Yani burada şurayı düşünmek önemliydi arkadaşlar. Bence çok güzel bir soruydu. 4'e bakalım. Px bir polinom olmak üzere P2x artı 5 ve Px artı 4 polinomlarının çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı 8 ve 4'tür. Px artı 6 polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar elimizde Px polinomu olsaydı. Burada çift dereceli terimlerin toplamını bulurken P1 artı P-1 bölü 2 şeklinde yazacaktık. Tek dereceli terimlerin toplamını bulurken P1 eksi P-1 bölü 2 yazacaktık. Fakat burada p2x artı 5 var. Şimdi önce p2x artı 5'in çift dereceli terimlerinin toplamını bulacağım. x yerine 1 yazdığımda p7, x yerine eksi 1 yazdığımızda p3'ü verir. Böyle 2 olacak. Bu ifade 8'e eşitmiş arkadaşlar. Buradan p7 artı p3 16 eşit olur. Şimdi px artı 4 için çift dereceli terimlerin toplamına bakacağız. X yerine 1 yazdığımızda P5. X yerine eksi 1 yazdığımızda P3 bölü 2. Bu da 4'e eşit. Buradan da P5 artı P3 eşittir 8 gelir. Şimdi sorudaki ifadeye bakalım. X artı 6'nın tek dereceli terim diyor arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Px artı 6 tek dereceli terimlerde. Bakın P1 eksi P eksi 1 ifadesi vardı. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. P7 eksi eksi 1 yazdığımda P5 bölü 2 ifadesi geliyor. Burada P7 eksi P5'e ulaşmam lazım. Şu gördüğünüz ifadede alttaki ifadeyi eksiyle genişlettiğimde P7 eksi P5'e ulaşıyorum. P7 eksi P5. P3'ler birbirini götürdü. 16 eksi 8'den 8 geldi. P7 eksi P5 8'miş. Bölü 2 diyerek sonucumuza ulaşıyoruz x bir polinom olmak üzere ifade verilmiş px polinomun katsayılar toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada x yerine 1 yazdığımızda p1 nedir diye soruyor bize. Bakın arada artı işareti var. Demek ki px polinomu birinci dereceden bir ifade ki birinci dereceden birinci dereceden birinci dereceden birinci dereceden, dereceden ifadelerin toplamı birinci dereceden vermiş. O zaman px için şöyle yazalım. ax artı b Buradan P2x 2ax artı b olur. Şöyle ayıralım arkadaşlar. P4x 4ax artı b olur. P16x 16ax artı b ve en son P8x 8ax artı b. Aralarda toplama olduğu için şuraları toplayacağım arkadaşlar. Toplarsak 20 artı 10'dan 30 olur. 30ax artı 4b olur. Ve bu ifade 60x artı 20'ye eşitmiş. O zaman x'in katsayıları birbirine eşit olmalı. 30a eşittir 60'dan a2 olur. Sabitler de birbirine eşit olmalı. 4b eşittir 20'den b'imiz 5 olur. Polinomumuz 2x artı 5'i verdi. B1'i soruyordu. Bu sefer x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 2 artı 5'ten cevabımız 7 olur. Geldik 6. sorumuza. ABC nedir diyor. En kolay sorulardan biri arkadaşlar. Bakın buradaki ifadeye bir de şuradaki paydalara. Paydalarını eşitlersem buradaki ifadeyi veriyor bize. O zaman sağ tarafı eşitlemeye çalışalım. x eksi 1'i x eksi 2 x artı 2 ile çarpacağız. Yani x kare eksi 4 ile çarpacağız arkadaşlar. Burada x eksi 2, x eksi 1 ile x artı 2 ile çarpacağız. Bakın ben onu kafadan dağıtarak yazacağım. x kare artı x eksi 2 olacak. Buradaki x artı 2'yi x eksi 1 ile x eksi 2 ile çarpmamız lazım. Dağıtarak yazacağım arkadaşlar. x kare eksi 3 x artı 2 şeklinde yazıyorum. Şimdi 2x artı 4 eşittir. A çarpı x kare eksi 4 olur. B çarpı x kare artı x eksi 2 olur. C çarpı x kare eksi 3 x artı 2 olur. Arkadaşlar daha da düzenleyeceğiz. Burada x kareli ifadeler var gördüğünüz üzere. x kare parantezini alıyorum. A geliyor, B geliyor, C geliyor. A artı, B artı, C oldu. Sonra x'li ifade var arkadaşlar. Burada x'li ifade yok. Ama burada artı b, burada da eksi 3c var. Artı, şimdi sabitler. Eksi 4a, eksi 2b ve burada artı 2c var. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada eşitliğin sol tarafında x kareli bir ifade yok. Kat sayısı 0. O zaman burada a artı b artı c'yi sıfır eşitleyeceğiz. Arkadaşlar x'in katsayısı 2. Burada da 2 olmalı. b eksi 3 c 2 olacak. Devam ediyorum. Sabit 4. Burada da sabit 4 olmalı. Eksi 4 a. Eksi 2 b artı 2 c eşittir 4. Her tarafı 2'ye böleyim arkadaşlar. Eksi 2 a eksi 2 b pardon eksi b artı c eşittir 2 oldu. Şuradaki ifadeyi 2'ye böldük sevgili gençler. Bize ne diyor? A artı b eksi c diyor. Şöyle bir düşünelim. Ee, acaba ne yaparsak ulaşabiliriz diye arkadaşlar. Yani 2 bilim yani düşürebiliriz. Mesela burada d yerine 2 artı 3 c yazabilirim. Hemen altındaki ifadeden yazalım. Eksi 2 2 artı 3 c artı c eşittir 2. Buradan eksi 2 a eksi 3 c artı c'den eksi 2 c gelir. Burada eksi 2 var. Karşı tarafa attığımızda arkadaşlar 4 olur. Buradan bu ifadeyi oluşturduk. Şimdi şurada b yerine 2 artı 3 c yazarsan a artı 2 artı 4 c eşittir 0 gelir. İsterseniz burada da a'yı yalnız bırakabilirsiniz. C'yi bulup a'yı a'dan da b'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bunu böyle tercih ettim. Buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim, a eşittir eksi 2 eksi 4c. Yerine yazacağım. Eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 4c eksi 2c eşittir 4. Buradan artı 4 geliyor. Buradan artı 8c, 2c çıkardığımızda 6c oluyor. C'nin 0 olduğunu anlarız. E c 0sa arkadaşlar, a artı b direkt 0 olacaktır. D'yi 0 bulduk. Burada A, B, C'nin toplamı 0'dı. Direkt 0 yazacağız arkadaşlar. Biraz uğraştırdım. Geldik 7. sorumuza. A 0'dan farklı ve A, B, C reel olmak üzere. Bx eşittir. Ax kare artı Bx artı C polinom için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her x reeldir demiş. Px büyük eşit eksi 1. P2 0. P3 eksi 1'dir. P4 nedir? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Polinomların ikinci testinde 10. soruya benzer bir soru ama bu soru daha zor. Şimdi nasıl düşüneceğiz? Arkadaşlar ikinci testteki 10. soruda bize px büyük eşit 0 vermişti. Burada px ifadesi büyük eşit 0 olacaksa px de arkadaşlar tam kareli bir ifade olacaktı. Eğer polinom ikinci derecedense tam kare, dördüncü derecedense o zaman kuvveti 4, 6. derecedense kuvveti 6 olacaktı. Örnek veriyorum. İkinci derecedense böyle. 4. derecedense bu şekilde. 6. derecedense bu şekilde. Yani şuradaki kuvvetler çift olmalıydı arkadaşlar. Tx büyük eşit 0 için konuşuyorum. Burada demiş ki Tx büyük eşit eksi 1. O zaman hemen şurayı siliyorum. Eksi 1'i sola alıyorum. Bu sefer de px artı 1 büyük eşit sıfırmış arkadaşlar. Yani px artı 1 polinomu burada tam kareli bir ifade verecektir. Nereden çıktı tam kare? Çünkü ikinci dereceden bir polinomdan bahsediyorum. O yüzden tam kare olmalıdır. Bakın arkadaşlar burada p3'ün eksi 1 olduğunu görüyorum. Eğer ben buraya 3 yazıp yazarsam eksi 1 bir artı 1'den bu eşitsizlik sağlanıyor. O zaman px artı 1 ifadesinin sıfır yapan köklerinden biri 3'müş. Ve şöyle yazacağım. x eksi 3'ün karesi şeklinde. Bir tane baş katsayı ekliyorum. Ve bunun sonucunu da px artı 1'e eşitliyorum. Çünkü arkadaşlar px artı 1'in sıfırlarından biri p 3 Buna dikkat edelim. O yüzden biz burada polinom yerine px artı 1 yazıyoruz. px değil de px artı 1. Şimdi neyi biliyorum? P2 eşittir 0 ifadesini. X yerine 2 yazacağım. 2 3'ün karesi eşittir. P2 artı 1. Buradan K çarpı 1. P2 de 0'dır. K'nın 1 olduğunu buluruz. Hemen şu ifadede K gördüğümüz yere 1 yazalım arkadaşlar. X eksi 3'ün karesi eşittir. Px artı 1 olur. Şimdi P4'e gidebiliriz. X gördüğümüz yere 4 yazıyorum. 4 3 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Buradan P4 artı 1'den P4'ü 0 buluruz arkadaşlar. Bence harika düşünülmesi gereken bir soruydu. Gelelim 8'e. Px artı 1 ifadesi verilmiş. Px artı 1 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı nedir demiş. Arkadaşlar zaten x artı 1 verilmiş mi verilmiş değil mi? Verildiğine göre çift dereceli terimlerini bul. Gitsin Şurada da x üzeri 0 var. Bak çift dereceli. O zaman katsayılarını topla. 1 artı 4 artı 4'ten cevap 9 gelir. Yani burada x yerine 1 yazıp p2 sonra x yerine eksi 1 yazıp p0 böyle iki şeklinde yazmana gerek yok. px artı 1 polinomu verilmiş. Çift dereceleri bul. katsayıları bul. Topla. 9'a bakalım. px ve qx birer polinom olmak üzere Buradaki ifadenin derecesi 9. Bu ifadenin derecesi 3'müş. Çarpım ifadesinin derecesi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi px için örnek bir polinom yazalım. En büyük dereceli terimi yazalım. x üzeri k olsun. Bu x de arkadaşlar x üzeri m olsun. Şimdi px nedir? x üzeri k'dır. Bu x kare ise onu da şöyle yazalım. x üzeri 2m olur. x üzeri 2m olur. Ve bunları çarptığımda x üzeri k artı 2m olur. O zaman böyle bir polinomda derece nedir arkadaşlar? Kuvveti olduğuna göre a 2 mi 9 olacaktır? Şimdi gelelim px kareye. Px kare ifadesi p e, x üzeri 2k'yi verir. Şurası x üzeri 2k'dır. Qx'te x üzeri m'ydi. idi. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetlerin farkını alıyorduk. Böyle bir polinomda derece nedir arkadaşlar? Kuvvetidir. Bu da 3 eşitmiş. Şimdi k ve m'yi bulacağız. K ve M'yi bulmak için de alttaki ifadeyi 2 ile genişletelim. K artı 2 M 9 eşit. Buradan 4 K geliyor. 4K ile K'yı topladım 5 K. Artı 2 M eksi 2 M birbirini götürdü. 9 6 daha 15 K'yı 3 buluruz. K'ımız 3 ise 3 artı 2 M eşittir 9'dan 2 M 6 olur ve M'miz 3 olur arkadaşlar. Şimdi madem öyle bu x üzeri 3 gibi bir ifade. Bu da x üzeri 3 gibi bir ifadeymiş. E çarptığımda ne olur? x üzeri 6'dan derecesi 6 olur. Ya da şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. x üzeri k çarpı x üzeri m. x üzeri k artı m'dir. Derecesi k artı m'yi verir. O da 3 artı 3'ten 6 olur. Gelelim ona. px bir polinom olmak üzere. İfade verilmiş p1'in alabileceği değerler çarpımı nedir diyor. Bir inceleyelim. Arkadaşlar burada A var, burada A var. Demek ki A'yı bulacağız. Ne diyeceğiz? Önce x yerine A yazacağız. A eksi A'dan 0 gelecek. Eşitliğin sol tarafı 0 olacak. x yerine A yazıyorum. A kare eksi 4A eksi A eksi 6. Burada A kare eksi 5A eksi 6 eşittir 0'dan. A eksi 6 A artı 1 eşittir 0. A'yı 6 ve eksi 1 buluruz. Madem öyle A6 için polinomumuzu yazalım. x eksi 6 çarpı px eşittir. x kare eksi 4x eksi 6 eksi 6 yani şuraya eksi 12 diyelim arkadaşlar. A6 için ifademi yazdım. p 1 e ulaşmak istiyorsam x yerine 1 yazmam lazım. 1'in karesi 1. 4 ile 1'i çarptım 4. Ve buradan eksi 5 çarpı p1. Buradan da eksi 15 gelir. P1'i eksi 15 bölü eksi 5'ten 3 buluruz arkadaşlar. Şimdi a eksi 1 için yazacağız. a'ya eksi 1 dersek x artı 1 olur. Px eşittir. Hatta şu ifadeyi biraz aşağı alalım ki rahatça yazalım. Eşittir. x kare eksi 4x a'ya eksi 1 dediğimde burası artı 1 olur. Artı 1 eksi 6'dan eksi 5 olur. Şimdi P1'e ulaşalım. O yüzden x'e 1 dememiz lazım. 1 artı 1'den 2, 2p1 eşittir 1. 1 dediğimde 1 eksi 4 eksi 5'ten eksi 1 8 gelir. P1 eksi 8 bölü 2'den eksi 4 olur. İşte p1'in alacağı değerler arkadaşlar. 3 eksi 4 toplamı sorulmuş, pardon çarpımı sorulmuş. 3 çarpı eksi 4'den cevap eksi 12'dir. Geldik 11'e. Px bir polinom olmak üzere. İfadeler verilmiş. B eksi A artı D eksi C nedir diyor. Şöyle bir düşünelim. Burada B eksi A'ya ulaşacaksam B burada A ifadesi burada. Burada tek derece burada çift derece var. O zaman arkadaşlar şurada x yerine eksi 1 demem lazım. Bak eksi 1 dersem b eksi 2 eşittir. Eksi 1'in küpünden eksi A gelir. Eksi 1'in karesinden artı B gelir. Eksi 1 dediğimde eksi C artı D gelir. Yani şuradaki ifadenin aynısı olmuş oldu. Demek ki P eksi 2'ye ulaşmamız lazım. Burada içini eksi 2'ye eşitleyeceğiz. 3x artı 4 eksi 2 ise 3x eksi 6'dan x'e eksi 2 dememiz lazım. Zaten şurası eksi 2 değil miydi arkadaşlar? Eksi 2'nin küpü x yerine eksi 2 yazacağız dedik. Buradan eksi 8 Buradan artı 8, buradan artı 4, artı 5 gelir ve sonuç 9 olur arkadaşlar. Bence bu da dikkat edilmesi gereken bir soru olmuş. Ve testimizin son sorusu. Neye bir doğal sayı? Px ve Qx birer polinom olmak üzere ifadeler verilmiş. Px'in derecesi nedir diyor. Eğer Px'in derecesi 7n artı 3 ise burada Px ifadesi x üzeri 7n artı 3 gibi bir ifadeymiş arkadaşlar. Derece kuvvetli biliyorsunuz x'in derecesi 3n artı 4 ise o zaman burada Qx'in en büyük dereceli terimi 3n artı 4 gibi bir ifade. Burada da çarpımı verilmiş. Önce Kx'i yazıyorum. Sonra Qx'i yazıyorum. Kuvvetlerini topluyorum. Tabanlar eşitse kuvvetler toplanıyor. 10n artı 7 oluyor. O zaman buradaki ifadenin derecesi de 10n artı 7'ye eşittir. 7'yi buraya aldım. 20 eşittir 10 n'den n'yi 2 buluruz. N'imiz 2 ise yerine yazalım. 14 artı 3'ten 17'dir. Değilsin derecesi burada 17 olur arkadaşlar. Evet gençler 3. testi sorular bence çok çok güzeldi. Umarım e, anlaşılmıştır. Umarım her şey yolundadır. Dördüncü testte görüşürüz. Hoşçakalın.